geldiniz. Web mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir şey deneyeceğim. 1,5 ay önce bahçemizden yapraklar topladım. Kavanoza sakladım ve bugün bunu kullanmak istedim. İnşallah olacak. Sarma fazla sarmadım yani hayatımda çünkü çok zaman tutuyor. Ama sarma yaparken hep hazır yapraklar alıyordum. Ve bugün kendi bahçemizden saracağım. İnşallah olacak. Hadi başlıyoruz. Bunu şimdi ilk suyla yıkamam lazım ve ondan sonra kaynar su içine bakacağım. Yani koku iyi yani. Valla yaprak kokusu. Allah Allah. Tamam bakalım. Nasıl yapacağım? Aa yırtmasın ama ya. Bilmiyorum. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım falan. Tamam. Şimdi temiz suyla yıkalım. Çok güzel duruyor ama ya. Gerçekten. Allah Allah. Kaynatı. Herhalde kullanmadan önce 10 dakika su içinde bırakmam lazım. Kaynanım öyle anlattı. O yüzden ilk içi de hazırlanacağım şimdi. Pirinçte koydum. Onu yıkacağım şimdi. İnternete baktım. 400 gram yaprak için 2,5 su bardak pirinç kullanacaksın diyorlar. Bardaklar 200 mililitre olması lazım yani. Ona göre sebzelere falan koyacağım yani. Benim yapraklarım 380 gram oldu diye yani şimdi 2,5 su bardak pirinç kullanacağım. Şimdi içindeki sebzeleri keseceğim ve ondan sonra saracağız. Bu tarif için tabii ki yapraklarımız var. 5 tane domates kullanacağım, 2 büyük soğan, burada bir sürü dereotu, maydanoz ve azıcık nane var. Bunlar bahçemizden koparttım yine. Ve gerek varsa tabii ki biraz kuru nane koyarım. Ve azıcık salça da kullanacağım. Tamam. Başlıyoruz. Çok kötü yanıyor bu soğan. Gerçekten. Bu soğan ilk biraz kavuracağım. Çünkü kavururken biraz yani daha güzel bir lezzet yapar. Biraz küçük oldu herhalde. O yüzden maydanoz kesiyoruz.
azıcık kuru nane koyuyorum. Yani kafama göre. Böyle bir kaşık salça ve biraz daha ve biraz daha yani olsun. Tatlı toz biber. Kafama göre atıyorum. Ölçülerim yok. Yani baharat güzel oluyor. Karabiber fazla değil yani. Şöyle çay kaşık. Tabii ki tuz. Bu çay kaşık. Şimdi iki tane atıyorum. Sonra tadına bakacağım. Olmazsa yine koyalım yani. Çok önemli bir şey unuttum. Bir saniye. Zeytinyağı. Zeytinyağsız olmaz arkadaşlar. Döküyorum. Bence böyle çok güzel oldu. Ama ben bir tadına bakacağım. Yani kullanmadan önce. Tuz oldu mu falan. Baharat mı oldu falan. Yutmadım tabii ki ama tadı oldu yani. Tuz oldu. Baharatlar oldu. Yani maydanoz, dereotu her şey ağzıma geliyor. Demek ki inşallah bu sarmalar güzel olacaklar. Tamam, şimdi kaynar suyu koyuyorum yaprakların üstünde ve 10 dakika içinde bırakacağız. Ondan sonra sarmaya başlayabiliriz. Tamam arkadaşlar, şimdi sarmaya başlayacağım. Hazırım, her şey var burada. Tenceremde var. Bunu da aldım, neden aldım? Şey üstünde saracağım böyle. Başlıyoruz. Bu işi yapmayı hiç sevmiyorum. Yani doğru diyelim size. Çünkü çok zaman tutuyor ama neyse yani. Her sene bir kere yaparım. Çocuklarım bunu çok seviyorlar gerçekten. Eşim de seviyor ama çocuklarım daha seviyorlar. Bozuk olanları tencerenin altında koyacağım. Neyse başlıyoruz. Bakalım bakalım. Bu işi alabiliyor muyum? Ama şimdi bak şu yapraklara bak yani çok sıkıntılı bir şey ya. Yapraklar çok güzel ama bak bunlara ne yapacağım hiç bilmiyorum ama pardon. O zaman bırakacağım üstünde neyse. Yine hayatım böyle. O zaman bırakacağım herhalde. Bakayım. İşte bak ben bunu sevmiyorum yani. Ama bunu kopartsam. Ya! Allah'ım! İşte olmadı bak. Neyse. Neyse bir daha deneyeyim. Bir daha deneyeyim. Güzel olsun böyle. Şimdi bırakacağım. Bak. Neyse. Olsun yani olsun. Herhalde ağaçtan toplarken yani onu da çıkartacaktım.
Evet arkadaşlar, fazla sarma sarmadım yani, bize yeter tabii ki ama o yüzden tencereyi değiştirdim çünkü öbürü tencere çok büyüktü. Böyle güzel duruyor, akşam da pişireceğim bunu. Çok pirinç kaldı, o yüzden akşam için ekstra yemek olarak patatesle dolduracağım, çok güzel olur. Yani ne yanlış yaptığımı bilmiyorum ama herhalde internetten yanlış bir tarif aldım yani 400 gram 2,5 su bardak. Neyse fazla oldu ama problem yok. Patatesler için kullanabiliriz. Yani yine tabii ki çöpe gitmeyecek bunu. Şimdi bu tencereye dolaba koyacağım ve akşamda pişirirken size göstereceğim. Şu an saat 5 ve yaprak sarmamız pişireceğiz. Üstünde limon koydum ve bir tabak koyuyorum. İnşallah güzel olur ve bunlar da var. Yani bu akşam ekstra çeşitlerimiz var. Hava biraz karanlık olmaya başladı. O yüzden kaliteli biraz bozuk şimdi. Ama sarma hazır. Yani çok güzel gözükmüyorlar. Vallahi ben genelde sarmayı bilmiyorum ama bu biraz iyi oldu. Ama yani bu da iyi oldu bak. Bu çok güzel oldu lan. Bunu bırakayım o zaman. Bunu Cihat'a göstereceğim yani. En güzel olan Cihat'a bırakayım. Her neyse tadına bakacağım. Çirkin bir tane alayım o zaman. Yani yine çok çirkin bir şey bulamıyorum. Ama bunu alayım o zaman. Oldu ya. Vallahi oldu. Aa, bazen kendimi şaşırıyorum gerçekten. Gerçekten kendimi şaşırıyorum. Bak yine bir tane, bak çirkin. Çocukları da çağırayım. Sürprizim var. Sürpriz mi? Gel. Sarma. Bilmiyorum değil mi? Oldu mu? Bak Aleyna sarmayı çok seviyor. Beğenmezse doğru söyleyecek. Sen de tadına bak şimdi. Bir tane daha aç. Oldu mu sence? Vallahi ben dolma, seviyorum sizi. Dolma, dolma yapacak sandım şeyde. Yani o yok bugün. Böyle bir şey var. Var. Ya. Ya sarma sarmayı çalıştım. Nereden? Bizim açıdan. Evet. Ama yani çok şey gibi sarmadım herhalde. Ne oldu? Çocuklar çok beğendiler. Of, kalbim ediyor hareket. Allah Allah. O kadar güzel mi oldu? Güzel olmuş. Gerçekten mi? Sana en güzel olanları koydum. Benim tabağımı görseydin. Bu ne? Bu eski. Beğendi mi şimdi? Beğendi değil mi? Hı. Tamam, afiyet olsun. Video kapatmayı unuttum. Herkes yemeği çok beğendi. Yani onun için mutlu oldum. Tabii ki zorlandım. Sarmayı sevmiyorum gerçekten. Ama her zaman yemek yerken çok güzel oluyor. Yani çok seviyoruz bu yemeği. İnşallah bu video beğendiniz. Beğenirsen tabii ki beğenmeyi unutmayınız. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Ve yeni videomuza yine görüşürüz.